geliyor, kurt geliyor. Au! 28 milyon dolarlık New York dairesinde özel pickleball sahası. New York City. A city that we're always drawn to for its people. Its culture. A city that's famous for its iconic skyline and its unique architecture. And within this skyline is a tower designed by one of the world's most exclusive luxury brands. Hey everyone, welcome to Baccarat Hotel and Residences in Midtown Manhattan. Bu evin balkonu ise sıkıntı. Terası. Unit that's located on the 18th Bir de merkezde konumu da. Faces these incredible views, has an outdoor. Kaçıncı katta lan burası? Anasının nikahı be kardeşim. 18-19 dedi. Oğlum tenis sahası mı camdan? Now, all these qualities make this unit a rare find and that's why. Ya güzel de. Şimdi hocam 28 milyon dolardan bahsediyoruz ya. Kirası ne kadardır ya? 30 bin lira var mıdır? 30 bin dolar vardır. Aidatı nedir ya? 2000 dolar da aidat. Daire miymiş, otel miymiş, ben onu anlamadım. Daire, ev ya. Isınmalı mıdır ki? Otel mi? Bir şey giriş yaptım. Evet, eve girdik. Bak evin yapısı, buradan girdik eve. Yukarı çıkmayalım. Misafir tuvaleti. Bence yine de 28 milyon dolar çok pahalı lan. Bence de konuma para veriyorsun herhalde ya. Ev yoksa büyüklüğü gibi. Merkeze yolundan bence. Now going back, we have the living room. Beautiful space. So much natural light coming in, opens up to your wraparound. Acı badem benle o 5+1 68 milyon TL istiyor mesela. 28 milyon birime çok iyi bence. 68 milyon. Florida ceiling glass windows bring so much natural light. You have a shelf on this side, small seating area here, natural stone floors throughout. Really nice space and you can turn this room. Evin her yeri de güneş alıyormuş. It has a full bathroom. Mike, actually stop right there for a second. Senelik vergisi. Ekstra vergi çıkıyor. We have the walk-in shower, glass enclosed and the stone walls continue to this side where we have 28 milyon TL eder birim olarak hesaplarsak. LED lit mirror, your toilet and you have sliding glass doors opening up to your wraparound terrace from your bathroom. This is awesome. Yeah, and this wraps around the entire unit, yeah? Entire unit, entire floor. Now, let's go back this way. So we can check out the living room again. Just an elegant space. Love this L-shaped couch. You have your coffee table. Evi biraz boklayalım hocam ya. Böyle olmaz. Evde bir soğukluk var ya. Bir eksiklik var. Bir samimiyet eksikliği var. Bir ev havası yok ya. Böyle bir şey eksik ya. Burada. Çok küçük her şey. Çok küçük. Yok oğlum. Daha üst katı üst katı var bu evin. Sinan. Ama her şey çok küçük. Lan nesi küçük yani, oğlum? Burası koskoca salon işte burası. Bence küçük. Masaya bak. Minimal bir mimarla çalışmıştır tasarım anlamında. Bak işte yatak da mini bak. Minik. Aa mutfak kısmı keyifliymiş. Ama mutfak güzel. Evet mutfak kısmı keyifliymiş. So that's how they get basically a 5 bedroom 7 bathroom layout. Really unique. On the market for $27,950,000. 27,950,000. Ryan Garson and Brian Lewis for making this tour possible. If you don't know what BetterHelp is, phone call. An amazing flow. Section. Ben abi terasını merak ediyorum ya. Mutfak çok iyiymiş aslında lan harbiden. Now you have your paneled fridge. Mutfak bayağı iyiymiş. Both built-in appliances, oven down below, espresso maker above. İşte bu evde de ama yemek. Sesi biraz kıstım hani yorumluyoruz ya. Now, let's focus on this side. Rest of your base and upper cabinets. Again, it looks very contemporary. Güzel, mutfak güzel gözüküyor. Tuvaletler zaten okey. Yatak odasından direkt terasa çıkış keyifli olur. Direkt de yani New York tam göbeğindesin. Tuvalet de güzel.
Evet, asıl makarası burası hocam buranın. You can actually see the new Aman residences from here. Oma. Can't escape pickleball these days. I feel like all my friends are playing pickleball now. I guess we can have one on the 18th floor of Baccarat Hotel. Dışarı gider ki top. In New York City. Pretty fascinating. And then you have the seating area there. Then the terrace wraps around to the back where you have the barbecue area. Barbecue. It opens up to the office that we toured earlier. Bu evin bu para olmasının sebebi konumu. Also here, I want to talk about the Baccarat Hotel and Residences. It's an incredible building. Saçmalama ya. You have 50 stories, and within those 50 stories, you have 60 private residences. 60 özel rezidans diye. 14 hotel suites. And that's what makes this unique or this offering so interesting because ya güzel de baba, şu camdan benim bana özel bir yer değil ya. Beni almıyor işte o zaman. Yani ben gerçekten bura biraz daha muhafazakar olsa, etrafından görünmeyecek şekilde olsa, anlatabiliyor muyum? Yani şu camdan aşağı baktığı zaman ben burada, beni görüyor yani bu sefer. Çar public seviyorsun değil mi sen? Public? Öyle görünüyor. Ben seviyorum. Public. Dışarıda gezme tozma. Severim. Yine porno terimleriyle konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Buranın olayı anal fisting kanka. Allah Allah. Bak beni de günaha sürüklüyorsunuz bak. Yapmayın abi. Ya demek istediğim şu babacığım. Ben bu kadar para vermişim. Yine terasıma çıkıyorum. Üst kattan beni izliyor mesela adam, anladın mı? Olmamalı böyle bir şey. Bak her yerden gözüküyor balkonu. Sana özel değil ki. Daha böyle bir AVM'nin balkonu bir terası gibi olmuş. Ya niye izlesin? Çıplak çıkayım bakayım ne oluyor. Now let's check out the second floor. We have three. Komşum Margaret Robbie. Burada oturmuyordur oğlum. I have to show this detail to everyone. This is your 19th floor entry since this is a combination unit. Sen de AVM'de yaşıyorsun. Direct to your junior primary bedroom or primary bedroom since they're both on this level. Ben de AVM'de yaşamıyorum ama AVM'nin içinde miyim şu an? Evimdeyim ben. Comes with a king size bed. AVM'nin konukları diyelim. It's also very spacious. Small seating area on this side. European oak hardwood floors. Have to have that cabinet on the bottom. Burası güzelmiş. Burası sarar. Tamam da benim camlarım bile tam açılmıyor amına koyayım ya. Göremiyorum. Aşağıdaki insanları göremiyorum. Çünkü cam ileri ittirmeli açılıyor. Mesela böyle ya. Şöyle açılıyor cam maksimum. Ya bir balkon olsa, bir şey olsa. Two LED lit mirrors. Erde bakma. Ya siktir git salçalı ekmeğinin yönüne bakıyorsan ya gel ya. Allah Allah. Manyağa bak ya. Hava girmiyor. Doğal hava gelmiyor. Oksijen girmiyor evin içine. Daha ötesi dert mi var? Nefes alamıyorum amına kodumun. Daha dert. Nasıl bir dert istersin sen daha öte? Öte bir dert mi var yani? Ya ben her yerde kaldım kardeşim. Her yerde kaldım ben. Devlet yurtlarında da kaldım. Öğrenci evinde kendimiz muhafazakar bir öğrenci evimiz de vardı. Trabzon'da da kaldım. Öğrenci evimiz vardı. Yalnız ev sahibi kapıda karşılaştık mı 45 dakika Trabzonspor anlatıyordu böyle futbol. Bir kitledi mi bitiyordu yani bütün hayatı. Bir saat, bir buçuk saat kapıda ayakta bir de. Kitledi mi bırakmıyordu. O yüzden şimdi her yerde kaldığım, her tarzı bildiğim için benim için artık mesela olmazsa olmaz, bir evde olmazsa olmaz. Cam açılacak abi. Olmazsa olmaz. Cam açılacak. Bir önüne çıkabileceğim, sigaramı içebileceğim bir balkon. Tamam mı? Kalkınmadı kaldım evet. Teras da olur. Böyle birazcık daha kimsenin görmediği. Veya bir bahçe. Ya bunlar artık böyle kritik yani. Anladın mı? Mecbur. Ama yurttaki makara da hiçbir yerde yoktu acı. Yurdun makarası çok iyiydi ya. Hazır ev muhabbeti varken oda fotoğrafı alalım mı abi? Ha isteyecektim. Biriksin orada. Ulan niye hatırlatman onu? Yayın başında isteyecektim ya.
Olsun yine söyleyelim. Biriksin işte şimdi bir video şimdi birikecek de ne zamanın gelecek o fotoğraflar? Yayın başı hatırlat bir video dedim. İzleriz. Bir video izleriz birikir ya. Tamam arkadaşlar o zaman Discord'da odayı açtınız mı? Evet odanı gönder odasın odanın adı. Odanı gönder direkt sohbetin odası. Altında. Tamam sohbetin altındaki odanı gönder odasına atabilirsiniz. O sırada biz de şey yapalım. Biz de bir tane video izleyelim. O sırada onlar geldiğinde de onlara bakarız. Foto mu video mu? Foto olsun ya. Video uzun olur. Sen odanı göster önce. Benim odam burası abi işte. Burası salonum benim. Şu tarafta koltuğum var. Televizyonum var. L şeklinde koltuğum var. Odayı ikiye bölmüş gibi düşün koltuğumu. Zaten gördünüz yani. Normalde de bak şöyle kameradan göstereyim. Ama karanlık görünmüyor ki. Bak. O taraf televizyon ve koltuk tarafı. Bu taraf yayın tarafı gibi düşünebilirsin. Ve bu tarafta da işte bir masam daha var. İşte klavye var. Arkası bu şekilde. Burası salon kısmım. Burası salon kısmım. Yurt odaları da olur ha bu arada. Yurtlara da bakarız yani. Bir değerlendirelim bakalım. Bakalım bir değerlendirelim. O sırada biz bir tane video izleyelim de bu videoyu izlemesek mi ya? YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.